Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnne allaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim. Ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l-mukaddimîn alâ'l-hayri ve'l-esîran. İ'lemû enne afdalel-kitâbi kitâbullah. Ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umûri muhtesâtühâ. Ve kullu muhtesin bid'a. Ve kullu bid'atin dalâle. Ve külle dalatin finnar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihali dar-ı beka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstadlarımızın, meşah efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Ahabbul ibadi ilallahi azze ve cel el-etkiyâül akfiyâ. İnsanların içerisinde aziz ve celil, celal, azamet sahibi, kuvvet sahibi Allah'a en sevimli olanı, en sevimli insan gizli müttakilerdir. Müttaki korunan demek, korunmuş demek. Takva demek mesela haramlardan, Allah'ın yasaklarından sakınmaya derler. Haramlardan, Allah'ın yasaklarından sakınan adama müttaki derler. Korunmuş. Takvanın 3 derecesi vardır. Bir adam La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse, Allah'tan başka tapacak ilah yoktur. Ancak Allah vardır. Muhammed Resulullah'tır. Allah'ın Resulüdür. Ben buna gözümle görür gibi inandım diye söyledi mi küfür yasak. Allah yasak ediyor. Haram, büyük günah, en büyük günah küfür. Büyük günahların başı. Bu küfür en büyük günahından korunduğun için sadece bu kelimeyi söyleyince müttaki olursun. Neden korunuyorsun? Çünkü bu kelimeyi söyleyen adam inkar etmeden ölürse, günahkar bile olsa, eninde sonunda günahı kadar Allah dilerse yakarsa bile cehennemde, cennete gidecek, cehennem ateşinden korunacak. Ebediyen cehennemde kalmayacak. Sırf bu kelimeyi söyleyen, başka iyilik yapmamış adam, inkar etmemiş ama bir iyiliği de yok, ameli salih yok. Olsa bile imanını muhafaza ettiği için Allah eğer peygamberimize şefaat izni vermediyse, kurtarmadıysa, ki o da var çünkü şefaat edeceğim diyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenleri de kurtaracağım diyor peygamberimiz. Bana Allah hak tanıdı. Bütün peygamberlere tanımıştı. Öbür peygamberler dua hakkını dünyada kullandılar. Ben ahirette mahşerde hakkımı kullanacağım. Sakladım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyeni kurtaracağım diyor. Hakkımı orada alacağım diyor. Ne kadar güzel peygamber. Allah onun şefaatine bizler nail eylesin. Evet. Hani böyle o da şefaate izin vermezse Allah günahı kadar yanacak, yine cennete gidecek. Ebedi cehennemde kalmayacak. Hal bu kelimeyi söylemeyenler dünyaya ne kadar iyilik etseler bile mümin olmadıkları için ebediyen cehennemliktirler. Kur'an'a göre konuşuyoruz. Bu benim fetvam değil. Kur'an'a göre konuşuyoruz. Halidine fîhe ebede. Ebediyen cehennemde kalacaklar diyor kafirler için. Allah söylüyor. Kur'an'da böyle konuşuyoruz.
Evet ama böyle değil. Bu kelimeyi söylemiş, tasdik etmiş. Allah bir, Muhammed Resulullah hak peygamber demiş. Ama imanın gereğini yapmamış. İyi işi yok. Bile olsa, şefaate uğramazsa, affa uğramazsa, tevbe etmemişse cehennemde günahı kadar yanacak. Gene Allah onu koruyup cennetine sokacak. Ebediyen cehennemde kalmayacak. O da müttakidir. Ama esas takva sahibi Allah'ın tüm yasaklarından, mesela içki içme yasağına uymuş, içmiyormuş hiç. Kumar oynama, oynamamış. Rüşvet alma verme, almamış vermemiş. Yalan söyleme, söylememiş hiç. Gıybet etme, etmemiş hiç. Böyle haramlardan sakınan kimseye muttaki, takva sahibi, ehli takva derler. Bunlar için yu'dettil müttakine ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduhas semavat var. Dünya yedi kat sema, yedi kat yeryüzü böyle hasır gibi serilseler misal olur cennetin genişliğine. Yu'dettil müttakin, haramlardan sakınanlar için hazırlanmıştır. Gelinler gibi bekliyor takva sahiplerini. Bunlar oraya namzettir, gideceklerdir. Bir de haram mı, helal mı? Kesin değil. Şimdi Cevat Hoca Süleymaniye Kürsüsü'nden şu diyor. İşte hadis, ayet diyor. Bir başka profesör çıkıyor diyor ki bu ayeti şöyle yorumlamak lazım, bu hadisi şöyle yorumlamak lazım diye baskı laflar ediyor. Şüpheli bazı konular var. İttifak etmedikleri din adamlarının şüpheli. Adam diyor ki şüpheli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir mümin şüpheli şeylerden de sakınmadıkça dinini tam korumuş olmaz. Çünkü şüpheli şeylere alışan adam haramı da alışverir. Şeysi kalmaz. Böyle korkusu, ürpertisi zayıflar, alışverir. Oluversin der, düşüverir. Çoban sürüsünü koruluğun kenarına gütse, bir an gaflet etse, nasıl koyun yasak bölgeden ekini alır yerse, aynı insan oldu böyledir. Şüpheli şeylere yaklaşmayın. Haramlardan kurtulmak için emrine uydum, uyacağım. Şüpheli şeyler almayacağım, yapmayacağım arkadaş ben. İşin garantilisini yapacağım diyen adam takvanın en güzelini yapmış olur. Şüpheli şeylerden de uzak kalan adama vera sahibi insan denir. Bunlar havastırlar. Havastırlar. Mesela imam bir gibi var. Ödemiş'te, Tire'de yatar. Büyük alimdir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış. Çok büyük alim. Onun Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi. Çok büyük alim o da. Allah tüm geçmişimizden razı olsun, rahmet eylesin onlara. İkisinin muazzam bilimsel tartışmaları var. Kağıt para vakıf olur mu olmaz mı diye. O öyle muazzam. İmam bir gibi ya padişah haber göndermiş, gel demiş İstanbul'a, Trakya bölgesinin kadastrosunu çıkar bana, tapulama işini yap. Gelmiş bir kuruş almadan soğan ekmekle Trakya bölgesinin, kanunun memleketindeki Trakya bölgesinin bütün arazisinin kime ait olduğunu böyle uğraşmış yıllarca devletten bir kuruş maaş almaksızın. Bitirmiş, bitirdim efendim demiş. Maaşını verdiniz mi demiş ona, memurlarına. Bir kuruş para almadı efendim demişler. Kaç senedir çalışıyor, şu kadar senedir. Allah Allah demiş ya, böyle adamlar var mı daha yeryüzünde? Hasbeten lillah, yıllarca dağ tere gezmiş, böyle iş yapmış. Çok hoşuna gitmiş. Özel, muazzam bir ziyafet hazırlamış. Ziyafet sofrasına onun için hazırlamış. Ebu Suud Efendi de orada, diğer alimler de orada. Öyle nadide yemekler,
Çok sevmiş çünkü adamı. Buyur hoca efendi demiş. Buyurun efendim siz demiş. Ben demiş mazur görün filan. Kanuni bu, yeryüzünü titreten adam. Hoca efendi buyur demiş filan. Siz buyurun efendim demiş, beni mazur görün. Hoca demiş buyur, senin için hazırlandı bu sofra. Sevildiğini bil. Gürleyince tabii oradan böyle eline sıkmış yemekleri, almış şöyle avucuna, kan damlamış. Ben bunu nasıl yiyeyim demiş hünkârım. Ben ne yaptıysam demiş şu adama sordum da yaptım. Ebu Suud Efendi orada Şeyhülislam. Ben demiş dinin dışına çıkmadım. Hep bunu sordum da yaptım. Ben sana bir şey demiyorum efendim demiş. Senin için caiz demiş ama ben için caiz değil bu. Biz bunları yiyemeyiz. Hani fetvayla olan var, takvayla olan var deniyor ya. Şimdi mesela İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki bir elbiseye avuç içine varıncaya kadar pislik bulaşsa, mesela dışkı avuç içine varıncaya kadar affedilir diyor. Böyle namaz kılınabilir. Efendim yolda giderken mesela bir hayvan, eskiden atlı arabalar vardı. Benim çocukluğumda İstanbul'da da öyle faytonlar vardı. Şimdi yerini taksiye bıraktım ama giderken hayvan bu. Hayvan bilmez ki burası çiş yeri mi değil mi. Hemen oradaki insanların arasında apışıp yapıyor çişini. Orada da pazarcılar var, gelip geçenler var. Diyor ki böyle yerden sıçramak suretiyle insanın üstüne iğne başı gibi idrar saçıntıları olmak, iğne başı gibi saçıntı, vücudun her tarafı saçıntı olsa bu elbiseyle namaz kılınır diyor İmam-ı Azam. Bu fetvayı vermiş. Ders yapmış Kufe'de. Evine gidiyor dersten sonra. Giderken mollalar da sorular soruyor. Hocam derste şöyle dedin filan diye giderken çarşıdan geçtikleri sırada at arabasında hayvanı salıvermiş. 9 arşın mesafe var İmam-ı Azam'a. Atın, atla İmam-ı Azam arasında salıvermiş hayvan. Eve gitmiş mollaların yanında 7 defa yıkamış. Biz ona çarşır derler. Böyle şimdiki pantolon, Fransızca o zaman pantolon yok. Çarşır diyelim. Altını giydi o elbisesini 7 defa yıkamış. Hocam demişler bize camide dedin ki iğne başındı kadar saçı dolmak kaydıyla her tarafı olsa yine kılınır. Ama şimdi 7 defa yıkıyorsun demişler. 9 metre ileride hayvan yaptı. İğne başı kadar gelse bile hani o fetvaydı demiş. Bu takva oğlum demiş. Ben bunu yaparım size onu söylerim. Aynı böyle böyle İşin takvası var, fetvası var. Şimdi buradaki kastedilen gizli müttakileri Allah çok sever. Ne demek gizli müttaki? Mesela riya yok, gösteriş yok. Namaz kılıyor adam. Helal. Öyle bir güzel kılıyor ki rükuları, secdeleri. Rükudan kalkınca kavme denir ona. Mesela bazıları Semiyallahu limen hamide dedi mi tam doğrulması lazım adamın. Öyle yapmıyor. Semiyallahu limen hamide Allahu ekber hemen gidiyor yarı yoldan. Yanlış bu. Tadil erken yok. Adam böyle herkesin içinde kılıyor. Böyle kaldırıyor güzelce. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Allahu ekber. Allahu ekber. Adam içinde şu. Namaz böyle kılınır desinler diye böyle kılıyorsa. Evet. Böyle herkes bana güzel namaz kılıyor desinler diye namaz kılarsa bu yaptıkları boşuna. Bu takva ehli değil. Bu işler Allah için olacak. Ama adamın niyeti ne? Güzel namaz kılıyor dedirtmek. Adam hacca gidiyor mesela. Muazzam yemek veriyor. Güzel bir şey. Hacca giderken yemek görmek şart değil ama helallaşma sadedinde güzel örftür Anadolu'da. Helallaşma sadedinde hacca gidiyor adamın helallaşması lazım çünkü kul haklarını burada çözüme kavuşturması lazım. Anadolu'da örf yemek verilir.
helallaşma olması açısından güzel. Yemek veriyor, muazzam, herkes duyuyor. Koşup koşup geliyorlar, aa yemek veriyormuş. Hacca gitti, bizim ağa dedirtmek içinse boşuna gider gelir. Dedirtmek içinse, böyle desinler diye. Değilse boşuna gider gelir. Şimdi gizli takva sahibi dediği, riya yok, süma yok. Şimdi tabii biz bunu ortadan konuştuğumuz için biz böyle değiliz hocam. Öyle adam olmayız. Sen diye kendini temize çıkardın, ben anlıyorum. Acaba temize çıktın mı? Şimdi sana soru sorsam, gece kalksan, namaz kılsan kimse yokken, bir de Süleymaniye'de 300 kişinin içinde namaz kılıyorsun. Arkadaşlarında toplandığın bir evde namaz kılıyorsun. Kimse yokken evde kıldığın namazla arkadaşların arasında veya Süleymaniye Camisi'nde 300 kişinin arasında kıldığın namaz aynı mı, değil mi? Yok, aynı olur mu hocam? Tabii kalabalık için dikkat ediyoruz. Eksik hani görmesinler. E o zaman işler karıştı. Demek ki sen insanlar için düzgün namaz kılıyorsun. Bu iş basit değil, onu söylemek istiyorum. Evinizde kimse görmediği zaman kıldığınız namazla 300 kişinin arasında kıldığınız namaz aynı olmadıkça bizde bunlar yok diyemezsiniz. Ona göre herkes kendini ölçsün. Gizli takva sahibi dediği adam o kadar kendini gizliyor ki sabaha kadar namaz kılıyor, hiç kimseye bahsetmiyor. Cebinde kuruşuna varınca kadar yiyeceğini ayırıyor, herkese hayır ediyor. Allah büyük diyor, yarına bir şey saklamıyor. Böyle bir adam ama hiç kimseye, efendim ben falan yerde cami yaptırdım, hastane yaptırdım, okul yaptırdım, şu kadar talebeye burs veriyorum falan, hiç kimseye söylemiyor ama bütün eline geçeni dağıtıyor, kimse duymuyor. Onun için de bizde böyledir, insanlar böyledir, duyduğuna göre hareket eder. Cevat Hoca şimdi herkes sanıyor. Bir mesleki, buyurun hocam, buyurun hocam, buyurun hocam. Herkes biliyor. Öbür adam Cevat Hoca'dan daha alim ve daha müttaki, kimse bilmiyor ama. Bir yere gittiler mi, oturuyor böyle kalabalık içine. Hiç kimse takmıyor bile. Yer istiyor mesela, otur bakalım diyorlar. Halbuki ben gitsem, buyur falan. Böyle, peygamber öyle tarif ediyor. Bir mecliste bulunsa, bu adam her zaman geliyordu, bugün niye gelmedi diye sormazlar. Varlığıyla yokluğu bilinmez adamın, o kadar sıfır adam, mahviyet sahibi. Yokluğunda aramazlar, varlığında da dikkati çekmez. Ama dört dörtlük adamdır, alim, fazıl, kamil, müttaki adamdır. Allah işte böyle kendini gizlemesini becermiş, gerçek müttakileri çok sever. Çünkü hiç riya yoktur, süma yoktur, ucup, kendini beğenmişlik bunlarda yoktur. Çünkü kendini beğenmişlik, adam kendini göstermiyor ki, kimseye tanıtmıyor ki. Tabii bunu kim becerir? Beceren adam zaten Yunus Emre oluyor. Bir garip ölmüş diyeler, 3 gün sonra duyalar, soğuk suyla yuyalar, şöyle garip bencilin. Bütün dünya ondan bahsediyor. Kendini ne zannediyor bak? Kimse beni nereden tanısın? Garip bir adamım ben diyor. Kendi bu duyguda, bilinçte. Ha, bu gizli etkıya dediği, gizli takva sahibi dediği bunlar. Bu efendi ilimle olur. Allah'ı bilmeyen adam böyle yapamaz. Bilmeyle olur, ilimle olur. Allah'tan korkmak için Allah'ı bilmek lazım. Allah neyle bilinir? Sıfatlarıyla bilinir. Güzel isimleriyle bilinir. Allah'ın güzel isimleri vardır. Her gün 99'unu sayan cennete gidecek diyor Peygamberimiz. Öyle diyor, sayan diyor. Men ahsâhe dâhilel cennet. Fakat sayma kelimesi adet kelimesinden dememiş. Men ahsâ demiş. Orada diyor ki, anlamını bilerekten, söylediği ismin gereğini yaparaktan. Mesela El-Alimu Celle Celaluhu. Allah her şeyi bilir mi? Bilir tabii hocam. Amenna ve saddakna. Allah her semi, Allah her şeyi işitir. Tabii hocam. El-Basir. Allah her şeyi görür. Tabii hocam. Ulan kerata,
falan gün gizli gizli şunu yaptın, Allah görmüyor muydu o zaman? O zaman aklıma gelmedi hocam. Diyoruz değil mi biz? Evet efendim, gizli de aşikare de Allah'ın gördüğünü bilen bu ilim kendisine olan adam nerede olursa olsun her yerde Allah'ın görür biri olduğunu bilir ve yanlış iş yapamaz. Riyanın amelleri boşa götüreceğini bilir, riya yapamaz. Desinler bana diye hayır yapmaz. Desinler de ibadet yapmaz. Neden? Yaptığı ameller boşa gider çünkü. Bu da ilimle olur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de innemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan ancak alimler korkar. Bilmeyen cahil cesur olur. Ama alim adam bak, o imam bir gibi, ben bunu yiyemem demiş. Bilen adam korkar Allah'tan. Evet, bu bilgiyi Allah bize nasip etsin inşallah. Evet, şimdi takvaya erişmek ilimle olur. Bir şeyin haram olmadığını bilmesen sen ne kaçınmasını bilir misin? Haram olduğunu bileceksin ki yapmayacaksın. Demek ki Müslüman, tam Müslüman olmak için ilim sahibi olmak mecburiyeti var. Ama herkes bu kara kara kitapları okuyamaz ki. Kimimiz tüccar olacak, kumaş yapacak, ben giyeceğim burada. Aa, bu marangoz olacak, bunu yapacak, kitap koyacağız üstüne. Ayakkabıcı olacak, ayakkabımızı giyeceğiz. Hepimiz hoca olursan olur mu? Öyleyse ne yapacaksınız? Ya alim olacaksınız, ya müteallim olacaksınız. Alimi dinleyen, alimden öğrenen olan, işte böyle vaazları dinleyeceksiniz, öğreneceksiniz. Hazır bu bilgileri vermek için ne kadar uğraştık biz. Sen buradan hazır leblebi şekeri gibi alıyorsun, öğrenip gidiyorsun. Evet, ama benim görevim bu, seninki de öteki. Allah böyle düzen kurmuş. Ya alim olacaksın, ya müteallim öğreneceksin, ya da dinleyen olacaksın, öğrenci olmasan bile, ya da bunları seven olacaksın. O da lazım. Zenginler var mesela, diyorsun yurt yaptıracağız, ne kadar lazım para şu, tamam ben hallettim, bu da lazım. O da okuyanların ecrini aynen alıyor. Bizim memlekette cami yok, ne kadar bu, ben hallettim. Kaç kişi namaz kılıyorsa o da alıyor sevabı. Evet, ya alim, ya müteallim, ya dinleyici, ya bunları seven. Beşinci olma diyor, helak olursun. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ilim sahibi olanlar ancak Allah'tan korkar, yani müttaki olur. Böyle yaptığı ibadetleri, hayırları gizleme gereğini ilim sahipleri bilir. Allah da böyle yaptığı iyilikleri, ibadetleri gizleyen, gizli müttakileri, kendisini piyasaya sürmeyen, deşifre olmayan çok sever. En sevdiği kullar bunlardır. Evet, ellezine gabu lem yuftakadu. Bir mecliste gelmedi mi kimse sormaz. Dikkat çekmez ki adam. Evet. Ve izâ şehidu lem yurafu. Geldi mi hiç dikkat çekmez gene. Gelmiş gitmiş denmez. Kendilerine ulaike eymetül huda. Böyle adamlar hidayet imamlarıdır, rehberleridir. Ve mesabihul ilmi, ilim kandilleridir. Öyle diyor Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu hadis-i şerifi Hazreti Muaz'dan Ebu Nuaym hilyesinde bahsetmiş. Demek ki ibadet de, ilim de, takva da Allah için yapılır. Allah için yapıldığı zaman bunu yapan adam kimse tanımaz. Mahviyet sahibidir o. Derecesini, değerini kimseye göstermez o çünkü. Böyleleri, bu zor bir iştir. Bu zoru başaranları Allah çok çok sever diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.